Emekliler için her ay verilen ek ödemelerin artışı gündeme geldi. Emeklilerin her yıl aldığı iki ikramiye, her ay maaşına eklenen ek ödeme ve 3 yılda bir verilen banka promosyonu yeterli olmuyor. Emekliler ek ödemelerin artırılmasını talep ediyor. Peki emekliye ek ödeme 602 Türk Lirası mı yapılacak? SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine 3 yılda bir verilen banka promosyonları Yılda iki kez yapılan zam ve aylıklarına yapılan ek ödemeler yeterli gelmiyor. Enflasyon oranı arttıkça emeklinin beklentisi de artıyor. Emekliye vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme maaşın yüzde 4 ü 5 ini kapsıyor. Maaşın yetersiz kaldığını belirten emekli vatandaşlar ek ödemenin artması için şikayetlerde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜET) yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin çağrısını yapıyor. TÜED'in çağrısı kabul edilirse birçok emeklinin ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine hala emekli maaşı 1369 lira 96 kuruşun altında olanlara %5, üstünde olanlara %4 ek ödeme veriliyor. EYT'den bu çağrısı gerçekleşirse emekliye verilen ek ödemede artış olacak, hatta birçoğunda ikiye katlanacak. 1500 lira olan emekliye 60 lira yerine 150 lira verilecek. 2000 lira olan emekliye 80 lira yerine 200 lira verilecek. 3000 lira olan emekliye 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine verilen en düşük ek ödeme ise 59,94 liradan 119,88 liraya yükselecek. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine verilen en yüksek ek ödemede 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Emeklilere verilen ek ödeme zammının yetersiz olduğunu, tekrar ek ödeme zammının yapılması gerektiğini belirten TÜET, yeni oran %8-10 olarak belirlensin çağrısını yaptı. Eğer yetkililer bu çağrıya cevap verirse, maaşlarının %4-ü yerine %8 ya da 10-u oranında ek ödeme verilecek. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri de kendi zamlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisine ek ödeme zammı ne kadar, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisine ek ödeme zammı gelecek mi? Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi eğer TÜED'in çağrısı cevaplanırsa emeklilik aylıklarına zam yapılacak. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi ek ödeme zammı ise şöyle olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde ek ödeme zam oranı %8 olursa 255, %10 olursa 382 liraya kadar bir artış olacak. Yani Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi maaşını 6375 lira alıyorsa en yüksek maaş alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek. TÜED Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı emekliye verilen ek ödemeye zam için mektup yazdı. Peki emekliye ek ödeme zam mı ne zaman? Emekliye ek ödeme zam mı gelecek mi? TÜED, koronavirüs salgınından dolayı alınan kararlardan memnun olduklarını belirten bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz denildi. Ek ödeme almayan vatandaşların merak ettiği emekliye ek ödeme nedir, emekliye ek ödeme neden verilir sorularının cevabını verelim. Sosyal Sigortalar Kurumu, SGK ve Bağkur emeklilerine aylık belirli oranda verilen ek ödeme, 5454 sayılı kanunla verilir. Bu kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda ödemeler yapılır. 2006 yılı öncesinde ek ödeme olarak değil de vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme, 2006 yılı sonrasında ek ödeme olarak isim değişikliği yaptı. Ek ödeme miktarlarında yapılan değişiklikler için her yıl memur aylık kat sayısında meydana gelen artış oranları dikkate alınıyor. Ek ödeme alan binlerce vatandaşlar emekliye ek ödeme nasıl hesaplanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak geçen ek ödeme, 2006 yılı sonrasında ek ödeme adı altında emekliye veriliyor. Emekliye ek ödeme hesaplaması ise şöyle yapılıyor. Maaşının %4'ü ek ödeme olarak emeklilerin hesabına ek ödeme adı altında yapılıyor. Bu oran emeklilere göre değişmiyor. Her emekli de aynı kalıyor. Her yıl emekliye ek ödeme için iki kere zam yapılıyor. Bu ek ödeme zamları o yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Ek ödeme tutarları zamlarla birlikte artış gösteriyor. Binlerce emeklinin merak ettiği konulardan birisi de hangi emeklilerin ek ödeme alacağı sorusu oldu. Peki ek ödeme alma şartları nedir? 5454 sayılı kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık gelir alanlar da yararlanmaktadır. 5510 sayılı kanun statüsünden olanlar. Emekli Sandığı 4C, Sosyal Sigortalar Kurumu 4A, Bağkur 4B aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır. Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir. 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 17 Temmuz 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17 Ekim 1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu. 24 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun. 2 Eylül 1971 tarihli ve 1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17 Ekim 1983 tarihli ve 2926 sayılı tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu. 1 Temmuz 1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun. 3 Kasım 1980 tarihli ve 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun. 23 Nisan 1981 tarihli ve 2453 sayılı yurt dışında görevli personele nakdi tazminat verilmesi ve aylık bağlanması hakkında kanun. 18 Aralık 1981 tarihli ve 2566 sayılı bazı kamu görevlilerine nakdi tazminat verilmesi ve aylık bağlanması hakkında kanun. 11 Ekim 1983 tarihli ve 2913 sayılı dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun. 28 Mayıs 1986 tarihli ve 3292 sayılı vatani hizmet tertibi aylıklarının bağlanması hakkında kanun. 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp mali lüzammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır. Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım. Şartlı eğitim ve sağlık yardımı. Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar. Şartlı çocuk sağlık yardımı. Şartlı gebelik yardımı. Şartlı doğum takip ödemesi. Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.